İlimizde 391 bin küçük baş, 150 bine yakın da büyük baş hayvanımız bulunmaktadır. İlimizde bu büyük baş ve küçük baş hayvanlar kurbanlık olarak genelde değerlendirilmektedir. İlimize dışarıdan, Şanlıurfa'dan, Konya'dan, Aksaray'dan, Diyarbakır'dan ve Ağrı'dan kurbanlık için hayvan girişleri olmaktadır. İlimizde her yıl genellikle 78 bin civarında küçük baş, 9 bine yakın da büyük baş hayvan kesimi yapılmaktadır kurbanlarda. Bunun dışında özellikle ilimizde kurbanla ilgili olarak kurban hizmetleri komisyonunun almış olduğu kararlar neticesinde kurban kesim yerleri ve kurbanlıkların satıldığı yerler belirlenmiştir. Kurbanlıklar seçerken özellikle bir kısım durumlara dikkat etmek gerekir. Özellikle hayvanlarda burun akıntısı, salya, gözlerde akıntılar, topallık, fiziksel olarak dışa yansıyan durumu olan hayvanlıkları kurbanlık olarak alıp değerlendirmemek gerekir. Bunun dışında özellikle hayvanlarda kulak küpesinin olmasına dikkat etmek gerekir. Veteriner hekimlerin kontrol ettiği kurbanlığa uygun hayvanları kurbanlık olarak değerlendirmeli. Bunları aldığımız yerlerde özellikle büyükbaş hayvanlarda 2 yaşını doldurmuş olmalarına dikkat etmeli. 2 yaşını doldurmuş olup olmadıklarını da kulak küpeyle beraber bizim sistemimizde kontrol edilmek istendiği zaman kontrolü yapılabilmektedir. Küçükbaş hayvanlarında özellikle besili olması kurbanlığa uygun olmuş olması gerekmektedir. Bunun dışında özellikle hayvanların il içerisinde nakillerinde nakil belgesi küçük başlarda, büyük başlarda da pasaportla nakillerini yapmak gerekir. İl dışına hayvanları götürmek gerektiği zamanlarda da bunları mutlaka veteriner sağlık raporuna dönüştürmek ve o şekilde intikallerini yapmak lazım. Kurbanlıklar yapıldığında, hayvanlar kesildiğinde bunların kulak küpelerini alıp il ve ilçe müdürlüklerimizdeki arkadaşlarımıza götürerek onların da sistemden düşümlerini yapmalıyız. Hayvanlarımızı kurbanda kestiğimiz vakit özellikle sakatatlar ve hayvandan etlerin dışında atılacak malzemeleri çevreye zarar vermeyecek şekilde hayvanlardan insanlara geçebilecek zoonoz hastalıklar olabileceği düşüncesiyle bu tehlikeyi bertaraf etmek için özellikle sakatatları ve hayvanların iç organlarını alıp çok derin bir şekilde gömmek gerekiyor. Çevreye zarar vermeyecek şekilde çöplere atmak çok doğru bir şey değildir.